Yeniden merhaba, kanalıma ilk defa gelenler için ben aşkım. Her hafta düzenli video içeriği yüklüyorum. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve küçük zilden bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyerek bugünün videosuna geçiyorum. Bugün sizlerin benle ilgili varsayımlarınızı okuyacağım, varsayımlarınızı cevaplayacağım. Bence çok ilginç çünkü yaklaşık 3 senedir YouTube'a video yüklüyorum. Bir kişi videomu izlediği zaman, beni izlediği zaman düşündüğüyle başka kişinin izlediği, baktığı göz 180 derece farklı olabiliyor. O yüzden benle ilgili düşüncelerinizi görmek de benim için keyifli oldu. Instagram'da bir story attım. Benle ilgili varsayımlarınızı yazmanızı rica ettim. Siz de beni kırmadınız. Bayağı da yorum geldi. Çok tutarsız da şeyler var. O çok ilginç. Yani neticede kozmetik ağırlıklı videolar çekiyoruz. Evet, birçok videoda farklı konulardaki fikirlerimi de arada söylüyorum ama ne benim için ne başka video yükleyen arkadaşlarım için. Hele bizim kategorimiz ağırlıklı kozmetik olduğu için ya eğlenmek için bir video çekiyoruz ya sizlere bir şey aktarmak için video çekiyoruz. Genel olarak çok böyle hayatla ilgili görüşlerimizi vesaire yansıttığımız videolar olmuyor. Özellikle kozmetik videoları. İster istemez karakterle ilgili çok detaya sahip olmuyorsunuz aslında editlenmiş 10 dakikalık, 20 dakikalık videolarda. O yüzden bu videoyu çok keyifle çekmek istedim. Lafı çok uzatmayayım, bir an evvel benle ilgili varsayımlarınıza geçelim. İlk gelen varsayım bu olabilir mi? Ya takipçimin karnı acıkmıştı saatten dolayı. Okuyorum. Bence sen lahmacuna bayılıyorsundur. Evet, çok doğru bir varsayım. Lahmacunu çok severim. Görece de fast food yemekler arasında en sağlıklılardan biri lahmacun. Bol yeşillikli çok severim ve sıklıkla da yerim yani. En azından haftada bir kere bir öğün lahmacun yerim. Çok doğru bir varsayım oldu bu. Buna şaşırdım aslında çünkü hiç kafamdan geçen bir şey değildi. Elimi şöyle koyayım da. Kendinde daha az güzel bulduğun yerin ellerin. Gerçekten ellerimle ilgili böyle bir şey düşünmemiştim. Ellerimi seviyorum. Ellerimle ilgili bir sıkıntım yok. Takipçim çok beğenmiyor herhalde ellerimi ama kendimle ilgili az güzel bulduğum yer orası değil yani. Başka yerler var. Diğer varsayıma geçiyorum. Çok kapalı kutusundur. Asıl ne düşündüğünü kimse bilmez. Kapalı kutu olduğumu düşünmüyorum. Şöyle bir gerçek var. Belirli bir yaşa gelince, belirli insan ilişkisi tecrübesi edinince insanlara davranışınız da değişiyor. Biraz tahammülünüz de azalıyor. Kendi adıma hayatımda zekasına, fikrine prim verdiğim, güvendiğim çok az insan var. Bir elim parmaklarını geçmez. O yüzden hani yakınımdakiler dışında söyleyecek iyi bir şeyim yoksa ya da karşımdakinin fikri benim için çok geçerli değilse evet yani iyi bir şey çıkmayacaksa ağzımdan söylememe taraftarıyım. Hani buna kapalı kutu der misiniz? Derseniz kapalı kutuyum ama ay böyle fikrimi kendime saklayayım öyle değil ama karşımdakiyle etkileşim birbirimize bir şey vermeyeceksek çok da anlamı yok. Kesinlikle anne olmalısın, düşünüyor musun? Herkesin anne, baba, ebeveyn olması gerektiğini düşünmüyorum. Üzerimde öyle bir baskı hissetmiyorum. Yakın gelecekte anne olmayı planlamıyorum. Arkandan konuşulanları, seni sevmeyenleri asla umursamazsın. Şimdi arkadan konuşma ayrı hikaye de biri beni sevmiyorsa bu konuda yapabileceğim bir şey yok çünkü ben de herkesi sevmiyorum. O kadar politik bir insan değilim ben. Birileri beni sevsin, çevrem kalabalık olsun diye kendimden ya da fikirlerimden taviz verebilecek bir insan değilim. Sevmiyorsa sevmiyordur. Hani kimsenin boğazına yapışacak haliniz yok. Benim de sevmediğim insanlar var. Arkadan konuşmakla ilgili yapabileceğiniz bir şey yok. Hele böyle bir sektörde çalışıyorsanız arkadan konuşuluyor. Arkadan yalan da söyleniyor. Yani hani bununla takıp bununla yaşamıyorum ama bu tarz diyaloglara, bunlara yol açacak, arkamdan konuşabilecek potansiyeli olan insanları çok yakınımda tutmayarak kendimce önlem alıyorum ama bunun önüne geçebileceğiniz bir şey değil. Hiç umursamıyorum da değil. Görece kendimi korumaya çalıştığımı söyleyebilirim. Bir diğer varsayım. Bence sen çok takıntılı birisin Gülen Surat. Kime göre neye göre diyeceğim. Çok takıntılı kime göre neye göre. Herkesin hassas böyle bam telleri vardır. Hassasiyetim olan konular var. Küçük konularda var, büyük konularda var. Yani çok takıntılı mıyım? Vurdum duymaz bir insana göre çok takıntılı olabilirim ama normal
bir insanım yani. Takıntılarım var, kendimle ilgili, hayatla ilgili, evimle ilgili, kurduğum düzenle ilgili tabii ki hassasiyetim olan noktalar var. Ama hani çok takıntılı olduğumu düşünmüyorum. En azından hayatımı, yaşayışımı etkilemeyecek seviyede. Bence sen evliliği gereksiz görüyorsun, özgürlüğünün kısıtlanacağını düşündüğün için uzak duruyorsun. Uzakta kalmış da herhalde öyle bitirmiştir. Herkes kendi tercihleriyle yaşıyor. Ben şu kurum kötüdür, bu iyidir diyemem. Herkes kendi bireysel huzuru için, bireysel mutluluğu için hayatta bazı tercihlerde bulunuyor. Ben de şu yaşıma kadar evlenmemeyi tercih ettim. Evlilik bir öncelik ya da beni mutlu edecek bir kurum tek başına değil. Yani üstüne çok düşünmüyorum. Evlenirsem evlenirim, evlenmezsem hiç evlenmem. Belki eğer çocuk sahibi olmayı düşünürsem evet, hani bir evlilik içinde çocuk sahibi olmak isterim. Ama bir şey hissettiğim kurum değil. Çok yakın kendimi gördüğüm bir kurum değil evlilik. Diğer bir varsayımı okuyorum. Bence sen küçük şeylere sert tepkiler verebilen birisin. Kimi zaman evet, bir konuda hassasiyetimi belirtmişsem, bu küçük bir şey de olabilir. Hani şunu şunudan haz almıyorum, yapma. Ya da şunu şunu yapmanı rica ediyorum gibi. Bu ikili ilişki de olabilir, arkadaşlık ilişkisinde de olabilir. Ben bunu özellikle rica etmişsem ya da bu hassasiyetimi belirtmişsem, karşımdaki inatla onu yapmaya devam ettiği zaman şey gibi hissediyorum. O zaman söylediğimin bir ağırlığı yokmuş gibi hissediyorum. Daha az değer veriliyormuş gibi hissediyorum. Çünkü ben bir şeye hassasiyetimi belirtmişim. Empati yapın. Siz bir şeyi söylüyorsunuz ve hani sanki inadına yapılmaya devam ediyormuş gibi. O durumlarda küçük şeylere sert tepki verebilirim. Ama çok ilginç, çok soğukkanlıyımdır. Büyük şeylere de başkasının hani dünyayı yıkacağı şeyleri dinleyip, durumu anlayıp tepkisiz de kalabilirim. Öyle ilginç biriyimdir. Bu çok ilginç. Gece uyumadan kapıyı kilitleyip ocağa ütünün fişini kontrol edip uyuyorsundur. Eve girince kapıyı kapatıyorum, ütüyü yapınca, ütüyle işim bitince fişten çekiyorum ya da yemek yapıyorsam elektriği kesiyorum. Ana anına yaptığım için gece yatarken ekstra bir kontrole gerek kalmıyor ama seyahate gidiyorsam ev birkaç gün boş kalacaksa elektrik şalterini kapatırım. O kadar yani. O derecede de değil. Tamam, takıntılı yaptınız beni ama o derecede de değil. Çok üşengeçsin bence. Yemek yapmak bile zor geliyordur. O kadar tezat şeyler gelmiş ki işte o ilginç yani, aynı profile bakıyor, aynı kişiye bakıyor. Ama başka bir açıdan bakınca bambaşka bir şey görüyor. Kimi çok üşengeçsin yazmış, kimi çok titizsin, kimi çok bilmem ne. O kadar zıt şeyler, kafalar karışık. Günümün tamamını evde geçirip ve sadece ev düzeninden sorumlu bir birey olmadığım için, çalıştığım için her gün sıcak tencere yemeği yapamıyorum. Üşengeçlikten değil ama bazen yorgunluktan, bazen de zaman yönetiminden sallıyorum, yemek yapacağıma temizlik yapıyorum ya da spora gitmeyi, o bir saati öyle değerlendirmeyi tercih edebiliyorum ama yemek, özellikle hani tencere yemeği, evde pişen sıcak yemek anlamında haftada 2-3 gün evde yemek pişiriyorum. Sen çok titiz bir insansın. Evet, titiz bir insanım. Öyleyim. Doğru. Bence en sevdiğin renk beyaz. En sevdiğim renk siyahtır. Bence sen birine zor güvenirsin ve zor arkadaş olursun. Zor güvenme kısmı doğru ama genel olarak insanlara çok böyle ön yargıyla başlamıyorum. Sıfırla başlıyorum. Onlar kendi kendine eksiye indiriyorlar. Bence sen sevgilini kıskansan da belli etmezsin. Yapı olarak özellikle karşı cinsle olan ilişkilerimde ben çok kıskanç değilimdir. Kıskanmanın bir fonksiyonu olduğunu, bir işe yaradığını düşünmüyorum kişinin kendini yıpratmasından başka. Çünkü kimseyi zorla yanınızda tutamazsınız. Siz ne kadar kıskanç olduğunu kontrol edin. Yapacağı varsa bir şey yapar. Bir fonksiyonu yok bunun benim adıma, ben öyle bakıyorum. Ama çok böyle ekstrem bir durum varsa, kıskandıysam da söylerim yani, çok umurumda olmaz. Bence sen insanlara kolay güvenmezsin. Bu arada seni çok seviyorum. Kolay güvenmem, güven kazanılması gereken bir şey. İki kişi için de, benim bana güvenmeleri için de onun kazanılması gerekiyor. Hemen güvenmem, hayal kırıklığına uğrayacağıma biraz daha adımlar yavaş atılır. Evet, doğru bir varsayım. Bence sen hayalperestten çok realist birisin. Doğru,
Evet, realist biriyim. Real dünyayla, sokakla, iş hayatıyla hayalleriniz çoğu zaman örtüşmeyebiliyor. Gerçek dünyanın dinamikleri bambaşka. Evet, daha çok realist bir insanım. Bence yaz insanısın. Kesinlikle yaz insanıyım. Bulutlu olduğu zaman o kış aylarında ay evden çıkasım, yataktan çıkasım gelmiyor. Ama biraz böyle gün ışığı, böyle bir kuş sesi olduğu zaman serotonin seviyem yükseliyor. Kesinlikle yaz insanıyım. Bence işlerini en son güne bırakırsın. Şimdi hangi işten bahsediyorsak konuya göre değişebilir. Tabii ki son güne bıraktığım işlerim de oluyor ama genel olarak kendi işimi kolaylaştırmak ve daha az strese girmek anlamında bir iş geldiyse önüme planlı, programlı bir şekilde ilerlerim. Son güne bırakmamaya çalışırım. Ama tabii ki ben de insanım. Beklenmedik başka bir şey çıkıyor. Sizin yaptığınız program çöpe gidiyor. Son güne bıraktığınızda oluyor. Öğrenciyken ama son güne bırakmazdım. Yani son gece de çalışırdım ama sınav tarihi belli, midterm belli, final belli. Son geceye bırakmazdım yani. Bence sen dolduruşa gelmeyen bir insansın. Dolduruşa kolay kolay gelmem. Ama herkes böyle bir psikolojisi müsaitse bir yükselebilir. Daha az dolduruşa gelmemin sebebi de demin söylediğim çok az insanın gerçekten fikrine değer verdiğim için. O değer verdiğim insanlar da nedensiz, sebepsiz, rasyonel olmayan şekilde beni dolduruşa getirmez biliyorum. O yüzden dolduruşa gelip öyle hareket edip fevri ben değilim. Bence şekerli kokuları değil çiçeksi kokuları seversin. Bıp. Tam tersi. Şekerli, ağır, baharatlı parfümleri severim. Videolarda da çok söylüyordum. Çiçekli kokular bende bir yumuşatıcı, oda kokusu şeyi uyandırıyor. Ben baharatlı biraz daha seksi kokuları daha çok seviyorum. Diğer bir varsayım. Gösterişi değil, sadeliği seversin. Gösterişi de severim. Kimi zaman giyinip süslenip böyle daha gösterişli gözükmeyi de severim. Sade bir insan değilim çünkü. Duruma göre değişiyor, moduma göre değişiyor. Açıkçası öyle yani ama sade değilimdir. Daha çok mantığınla hareket eden birisin bence. Doğrudur. Çok duygusal biri değilim. Çok çabuk ağlarım mesela. Hani herkesin vücudunun verdiği tepkiler farklıdır. Kimisi çok sinirlenir, şey yapar. Böyle sinirlendiğim zaman da kimi zaman ağlarım ben. Ama bu duygusal olduğum için değil. Hani vücut östrojen öyle bir tepki veriyor. Bir başka varsayım. Bir seneye kalmadan evleneceksiniz, göreceğiz. Bence sen dondurma sevmezsin. Dondurma severim ama aramam. Yani koskoca bir yaz 3 kere dondurma yerim. Ağır şeker, ağır süt ürünü. Zararlı olduğunu da bildiğim için hani böyle aha dondurmayı. Mesela yemekle ilgili bunu daha çok hissederim. İşte sallıyorum makarnaydı, pizzaydı, suşiydi. Onları aşeririm ama tatlı ürünlerle ilgili ah cheesecake olsa da götürsem tatlıcı değilim. Bence sen ilişkide dominant olan tarafsın. Bunu aslında karşı taraftakilere sormak gerekiyor bugüne kadar ki. Ben hani daha önce hiç ilişkimi, özel hayatımı paylaşmıyordum. Bilmiyordunuz hiç siz. Bir tek işte Alp'ten sonra paylaşmaya başladım. Öncesinde tabii ki başka uzun ilişkilerim olmuştu. Artık burada bir aile gibi olduğumuz ve her şeyi bildiğiniz için hayatımın o tarafını da görmenizi istedim ve sizden çok istek geldi. Öyle olunca paylaştım. Videolara öyle yansımış olabilir, dominant mıyım diye düşünüyorum. Fikrimi söylemekten çekinmem. Bir şeyden mutlu değilsem onu belirtirim ama ilişkide benim dediğim olacak diye öyle bir şeyim yok. Bence sen bir restorana gittiğinde çatal bıçağı peçeteyle silmeden yemeye başlamıyorsun. Eğer böyle bir leke bir şey görürsem silerim. Her yemekte de silmiyorum canım, o kadar değil. Kalp kıracağına kendi kafanı kıracakmış gibi naifsin sanki. Ben çok naif bir insan değilim. Sanırım konuşma tarzım, işte yüz ifadem vesaire sizlere öyle geliyor. Bir durumdan şikayetim varsa hakkımı şey yaparım, savunurum. Buna kalp kırmada dahilse kalpte kırarım. Kırmışlığım da vardır. Kusura bakmayın. Sana yapılan yanlışı kolay kolay affetmezsin. Evet. Unutmam. Öyle bir hafıza. Unutmam yani. Hani bu kindar şey değil. Ama karşımdaki insan iyi niyetle yaklaşmamışsa bana. Bak bu çok iyi. Bu çok iyi ve çok doğru ya. Kaba bir tavra maruz kalınca bağırıp çağırmaktansa kitleniyorsunuzdur bence. Bu şu yaşıma kadar en azından bir 10 kere olmuştur. Yani insanların boş özgüveni, patavatsızlığı,
vesaire. Yani o kadar uygunsuz anda, o kadar beklenmedik bir şey kalınca kalıyorum böyle, nasıl yani diye. En azından bir 10 kere yaşamışımdır bunu. Ama çok modumdaysam, çok böyle gelmişlerse kavga etmem, tartışırım. Yüksek sesli tartışırım. Öyle bir potansiyelim de var. Bence siz kaprisli birisiniz. Olmadığımı düşünüyorum. Bazı titiz olduğum, hassas olduğum konular var. Hayatla ilgili, sosyal hayatla ilgili dikkat ettiğim şeyler var ama bu kapris değil. Hassas olduğum konularda daha zor olabilirim ama bunun adı kapris değil. Kaprisi kabul etmiyorum. Bence sen tutumlu bir kadınsın, boş yere para harcamayı sevmezsin. Şimdi dürüstçe bu da değişti. Benim kendimde gözlemlediğim 20'li yaşlarımın başındaki aşkımla şimdiki aşkım arasında parayla olan ilişkimde de fark var. Tutumlu mu değil, gene güzel yaşamayı seviyorum ama çok açık konuşacağım. Bugün yaptığımız iş 3 sene sonra bitebilir, 6 ay sonra bitebilir, 10 sene daha devam edebilir. Haydan gelenin huya gitmemesi taraftarıyım. Akıllı yatırım yapılması taraftarıyım. Beni şu anki hayatımda mutlu eden her ay X marka çanta alıp 15 milyar vermek değil. Çünkü ben onları YouTube'a başlamadan 20'li yaşlarımın başında tecrübe ettim. O anlamda doydum. Biraz daha geleceğimi garantiye alacak yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Buna tutumluluk derseniz tutumluyum. Daha paramı akıllıca harcamaya çalışıyorum. Alp'in eli senden daha lezzetli bence mutfakta. Değil. Değil. Emin olabilirsiniz. Çok güzel et yapar ama hepsi o kadar. Zayıf yönlerini kimseye asla belli etmezsin bence. Bunalımda bile olsan güçlü görünürsün. Hep güvendiğiniz insanların bilmesi yeterli. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor. O kadar da açık kitap olmanıza gerek yok. İçsel bir sıkıntı yaşıyorsanız bunu ne yazık ki sizin iyiliğinizi düşünen insanlar dışında başkalarıyla konuşarak halledemezsiniz. O yüzden hani ben tanıdıkları, arkadaşlıkları bir kenara koyuyorum. Dostlukları bir kenara koyuyorum. Bazı şeyler dostlarla konuşulur. Bazı şeyler arkadaşlarla konuşulur. Ben hayatımda bunu yapıyorum. Bu doğru demiyorum. Ama dostlarıma tabii ki öyle bir rol yapmam. Ama kötü hissettiğim zaman dışarıya belli etmem. Varsayımlar değil, itiraflar videosu oldu. 20'li yaşlarımda uzun zaman, dönem dönem depresyonla mücadele etmiş bir insanım. Böyle panik atak vesaire değil, benimki hardcore depresyondu. Yataktan çıkacak gücünün olmayacağı şekilde dönem dönem gene o iniş çıkışları yaşıyorum. Depresyon bir anda geçen bir şey değil. Zaman zaman dipte hissettiğim oluyor. Hele ki bir de video çekmek düzenli işiniz haline gelince zaman içinde şeyi öğreniyorsunuz. Evet, profesyonel oluyorsunuz. Kamerayı açınca hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Öyle bir gerçek var. Neticede kimse, siz buraya kafa dağıtmaya geliyorsunuz. Kimse benim depresif ruh halimi çekmek durumunda değil. Dönem dönem her insan gibi bunları ben de yaşıyorum. Bence eve misafir gelince arkasından evi kırklıyorsundur. Kırklamak temizlemek anlamına mı geliyor? Vallahi bilmiyorum. Özür dilerim. Temizlerim. Misafir gelmeden önce de temizlerim. Gittikten sonra da toparlarım yani. Siyasetle çok ilgilisindir. Evet, bilmeyenler için ben siyaset bilimciyim aslında. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler mezunuyum üniversitede. Ama YouTube'da kozmetik ağırlıklı videolar çektiğimiz için ve bizi birçok siyasi spektrumda yelpazeden farklı noktalardan insanlar izlediği için biz fondötenden bahsederken bile linç yiyecek, duyar kasılacak bir platformda var olmaya çalışıyoruz. Evet, çok ilgiliyim. Çok da arkasında durduğum fikirlerim var ama o yüzden çok değindiğim kanalımda bir konu başlığı değil. Bence uzun uzun telefonda konuşmayı hiç sevmiyorsun. Evet, mesajlaşmayı da sevmem. Telefonla konuşmayı da sevmem. Dedim, Alp arıyor. İnsanların benle konuşurken, bir olaydan bahsederken ki mimiklerini, ifadesini, şeyleri görmeyi, yüz yüze iletişim kurmayı daha çok seviyorum. Bence sen okul takımında yer almışsındır. Evet, ortaokulda kız basketbol takımındaydım. İstanbul kartın yoktur. Evet, yok. Doğru bir varsayım. Başta hataları görmezden gelip affedersin ama silince tam silersin. Doğru. Uyurken bile prenses gibisindir, özenli düzenli.
Bu da moduma göre o kadar değişiyor ki. Kimi zaman böyle bakımımı yapıp bilmem ne yatıyorum. Kimi zaman da sabah bir uyanıyorum. Saçlar şey, Einstein kafa kabarmış böyle. Değişiyor. Değişiyor yani. Bence sen uyku bandı ile uyuyorsun. Eskiden uyku bandı ile uyuyordum. Şu andaki yatak odam tamamen zifiri karanlık oluyor perdeleri çekince. Işığın uyku kalitesini bozduğunu düşünüyorum ve geç saate kadar çalışıyorum. Kimi zaman gündüz geç kalkıyorum. Işık olunca REM uykusundan erken uyanıyorsunuz. O yüzden yatak odasının, bunu bebeklere falan bile öneriyorlar. Yatak odasının perdeyi kapatınca simsiyah olmasın. Yani saati anlayamıyorsunuz yatak odasında. Öyle olunca bant takmama gerek kalmadı. Normal hayatta biraz küfürlü konuşuyorsundur. Konuşuyorum. Çok yakın olduğum insanların yanında küfür ederim. Araba kullanırken de küfür ederim. Dışarıdan bakıldığında soğuk ve mesafeli görünüyorsun ama aslında hiç de öyle değilsin. Bu hayatımın hikayesi. Dışarıdan tanıyan, soğuk, snob bulan, kendini beğenmiş bulan, biraz böyle bir yarım saat 45 dakika konuştuktan sonra "Aa hiç öyle değilmişsin" diyen bu hayatımın hikayesi. Sen kesin hijyen takıntılısın. Vallahi değilim. Yani kendimce bir düzenim olması, o düzeni korumayı seviyorum ama böyle mesela benim annem Başak Burcu da değildi. İşte fayansların arasını diş fırçasıyla temizlerdi. Ben o derecede değilim. Yiyip yiyip kilo almayan insanlardansın. Ah keşke! 17 yaşında üniversiteye başladığımdan beri 36 bedenim. Kimi dönem işte 2-3 kilo alıp verdiğim olmuştur. Onun dışında böyle 4-5 kilo alıp verme gibi bir durumum olmadı. Ama bu yiyip yiyip kilo almadığım için değil, tamamen mesela çok ucunu kaçırdım. Bu arada ben hiç diyet de yapmadım. Yani diyet adında bir şey yapmadım. Hani şu kadar şunu ye, bu kadar bunu ye tarzında bir şeyi takip etmedim yeme düzenini. Ama vücudumda şeyi görünce devam edemiyorum yani. Bakıyorum o hafta ipin ucunu kaçırmışım, 2 kilo almışım. Ondan sonra tutuyorum. O temelde, tabanda tutmaya çalışıyorum. Genel olarak benle ilgili varsayımlar bu çerçevedeydi. Evlendirildim, çocuk yaptım, titiz oldum, takıntılı oldum, hop bitti. Şaka yapıyorum tabii ki. Ben kaşındım. Ben istedim sizin varsayımlarınızı. Umarım beni daha yakından tanımışsınızdır. Hoşunuza gittiyse tekrar da yaparım. Instagram takipçilerime de beni kırmayıp varsayımları gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Bu arada bilmeyen takipçilerim için Instagram'da her hafta artık böyle ufak ufak güzel çekilişlerim var. Bu haftanın hediyesi de bir parfümdü, Jimmy Choo'nun. Tek yapmanız gereken Instagram'dan beni takip etmek. Çok güzel bir parfüm. Benim de çok sevdiğim bir parfüm. Her hafta böyle düzenli çekilişler, ufak ufak hediyelerim olacak artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik öpüyorum sizleri. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.